Mustafa Özçimşekler hocamız, aynı zamanda TV5 Cuma'yı Beklerken programının yapımcısı ve sunucusu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun. Nasılsınız? İyisiniz? Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Benim programa davet edilmiş oldunuz. Ama sen ev sahibi yapıyorsun. Allah yardımcımız olsun inşallah. Amin inşallah. Değerli hocamız Mustafa Özçimşekler hocamıza şimdi soruyorum. Hocam. Buyur. Regaib nedir? Regaib kandili nedir? Ne anlamalıyız regaib denince? Buyurun. Öncelikle tabii Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri gecemizi mübarek eylesin. Amin. Şu anda ekranları başlarında bizleri izleyen siz çok kıymetli TV5 izleyenlerinin, tüm kardeşlerimizin şu gecesi, kandili, regaibi mübarek olsun. Amin. Az önce kıymetli kardeşimiz güzel edasıyla, sedasıyla o güzel Kur'an'ı kıraat ettiler. Dinlerken nasıl haz aldıysak, dinlerken nasıl lezzet aldıysak, Rabbim Celle Celaluhu bu Kur'an'ı yaşarken de böyle lezzet almak nasip eylesin. Tabi regaib gecesi, regaib adının verilmesi hadis-i şerifte geçtiği üzere melekler tarafından verilmiştir. Regaib ata, ihsan, bahşiş, yani çok yüce hibeler gecesi demektir. Rağbet kelimesini. Rağbetten geliyor. Çoğulu, çok detaya inmiyorum tabii, evet, yani evet. Genel manada ihsan ne demek, ikram ne demek, bahşiş ne demek? Yani sen hak etmesen de fazladan veriyor yani. Dolayısıyla senin yediğin, içtiğin veya hangi hizmeti gördüysen o hizmetin karşılığının dışında fazladan verilen bir şey. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte beyan etmiştir. La tafulu an leyleti evveli cumatin min recep. Recep-i şerifin ilk cuma gecesinden sakın gaflet etmeyin. Hangi gece oluyor? İşte bu gece. Niçin? Fe innehâ leyletun tüsemmihel melâiketü leyletel regaib. Çünkü melekler o geceye regaib ismini vermişlerdir. Yani Mevla Teala Hazretlerinin kullarına rahmetini, feyzini, ikramını, ihsanını böylesine yağdırırcasına efendim ikramlarda bulunmasını görünce melekler demişlerdir ki bu gece regaib gecesi olsun diye. Dolayısıyla meleklerin vermiş olduğu isimdir. Demek ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla da anlıyoruz ki bu gece müthiş rahmetler yağacak. Bu gece müthiş ihsanlar, ikramlar olacak. Hiçbir göz görmemiş, hiçbir kulak işitmemiş, hiçbir beşerin kalbine gelmeyen nimetler, ihsanlar, ikramlar inşallah bu gece Rabbimiz tarafından kullarına ikram edilecek. Rabbim bunlardan bizlere de pay sahibi eylesin inşallah. Amin. Tabii hadis-i şerif devam ediyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. وَذَلْكَ اَنَّهُ اِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ. Gecenin üçte biri geçtiği zaman, yani güneşin battığı andan itibaren efendim imsak vaktine kadar bir hesap edersek gecenin üçte biri belki de şu anda, yani geçti mi geçmedi mi tam bilemiyorum, o vakte doğru yaklaşıyoruz. Veya geçmek üzere. Geçmek üzere. Ne olacak? وَذَلْكَ اَنَّهُ اِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ. Gecenin üçte biri geçtiği zaman لَا يَبْقَى مَلَكٌ فِي جَمِعِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ. Yerlerde göklerde hiçbir melek kalmaz. İlla ve yeştemi'une fil Kâbeti ve habliha. Hepsi ne yapacak? Kâbe ve etrafında toplanacaklar. Yani meleklerin içtiması var bu gece. Meleklerin Kâbe'de buluşması var. Mevla Teala bunların haline ne yapacak? Muttali olacak. Muttali olunca soracak. Feyakulullah Teala Azze ve Celle. Mevla soracak. Ya melaiketi selûni maşitüm. Ne diliyorsanız benden isteyin buyuracak. Bu akşam olacak işleri söylüyorum. O rahmetlerin, o mağfiretlerin, o ikramların, ihsanların, Mevla'nın sonsuz nimetlerinin yağmur gibi yağdırılmasının dışında. Bakın cereyan edecek hadiseler var. Sen yani haberin olmasa da bilmesen de demek ki bakın böyle bir takım hadiseler cereyan ediyor. Dolayısıyla meleklerin bile seferber olduğu, meleklerin bile ihtima ettiği bir gecede nerede ihtima etmek lazım? Kalplerin Kabe'ye müteveccih olduğu yerlerde. İşte böyle Kur'an'la, vaazla, sohbetle geçirilen meclislere kalplerin yönelmesi lazım. Yoksa efendim yanlış adresler var. Cehenneme götüren efendime söyleyeyim adresler çok. Onun için bu geceye özellikle dikkat etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şerife nasıl vasfıyor? La tafulu. Sakın gaflet etmeyin. İşte bu gece ne yapmayacağız demek? Gaflet etmeyeceğiz. Elhamdülillah zaten şu anda ekranlarınızın başındaysanız demek ki pek de gaflet etmiyorsunuz. Yani madem böyle bir programı seçtiniz, madem film değil ilim seçtiniz, madem ilim meclisiyle hemhal olmak, bakalım bu özel kandil programında ne anlatılacak? Ne oluyormuş bu gece? Öyle ya şimdi regaib gecesi. He? Bir Müslüman olarak, bir mümin olarak bilmemiz gerekmiyor mu?
O kadar uyduruk günler var ki, o kadar uyduruk efendime söyleyeyim tertip edilen kutlamalar vesaireler var ki hepsinden haberim var. Ama kandilden haberin olmazsa o zaman uygun olmaz, yakışık almaz. Hatta geçen telefon ediyor da kandilin mübarek olsun diye. O da diyor ki bu gece kandil mi ya? Ya diyor Allah razı olsun sen de diyor telefon etmesen kandil olduğundan haberimiz olmayacak. Peki ne kandili diyor? Vallahi onu ben de bilmiyorum ama kandil diyor. Şimdi yani kandili bilen de ne kandili olduğunu bilmezse uygun olmaz. Regaib kandili ne demek? Yani regaib kandili tabi bazı rivayetlere göre hocalarımıza tabi bu konuda arz edeceğim meseleler vardır ama bu da hatırıma geldi arz edeyim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ana rahmine intikal ettiği gece olarak efendim kitaplarda rivayet edilmektedir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilecek olan nur babası Abdullah'ın alnından annesi Amine'nin alnına geçtiği efendim gece olarak da rivayet edilmektedir. Evet melekler Kabe'ye toplandılar ve Mevla Teala bunların haline muttali oldu. Ve onlara ya melaiketi seluni maşitum ey meleklerim ne diliyorsanız isteyin bakalım. Yani Mevla adeta açık çek veriyor. Ne istiyorsunuz? Yani şimdi sana bana dense ne deriz acaba? Melekler ne isteyecek? Ev mi isteyecek? Araba mı isteyecek? Eş mi isteyecek? Ne isteyecek? Meleklerin böyle şeylerle işi olmaz. Melekler çünkü Allah-u Teala onları efendim beşeri bir takım ihtiyaçlardan münezzeh öyle yaratmış. Nurdan varlıklar. Onlar yemez, içmez, uyumaz, evlenmez. Yani böyle ihtiyaçları yok. Şimdi Mevla da böyle buyurunca ne diyecekler? Melekler de diyecekler ki entafira li savvami recep. Ya Rabbi senden istediğimiz Recep-i Şerif ayında oruç tutanları affetmeni istiyoruz ya Rabbi diyecekler. Yani bu gece tabii bu bahsetmiş olduğumuz mesele Recep-i Şerif ayının tamamıyla alakalıdır. Çünkü Recep-i Şehrullah, Recep Allah'ın ayıdır. Allah'ın ayında bu aya hürmet ve tadım etmek, Allah'a tadım etmek ve hürmet etmek gibidir. Recep ayı da tercim kökünden gelmiştir. Tadım manası vardır, saygı manası vardır. Tabi Recep ayına nasıl hürmet edeceksin? Yani Recep ayı geldi, ayağa kalkalım hazır ol vaziyetinde veya böyle el pençe divan mı duralım? Aya böyle hürmet edilmez. Ya nasıl hürmet edilecek? Beytullah'ta, Allah'ın evinde nasıl oranın hürmeti riayet ediliyor, ibadet ve taatle meşgul olunuyorsa, Şehrullah'ta da Allah'ın ayında, yani haram zaman var, haram mekan var demek ki, işte bu haram zamanlarda da bu ayın hürmetine riayet etmek, haramlardan uzak kalmak, kulaklarımızı, gözlerimizi, dillerimizi haramlardan çekip ibadet konusunda biraz daha gayretimizi arttırmak gerekiyor. Tabii bununla alakalı çok hadis-i şerifler, ayetler var ama ben şimdi kısa bir efendim özet olarak geçiyorum. Dolayısıyla melekler de diyorlar ki ya Rabbi Recep ayında oruç tutanları affetmeni istiyoruz. Feyakulullah Teala Azze ve Cel. Allah Azze ve Cel ne buyuruyor? Kad fealtü zalik. Ben zaten bunu yaptım. Ben zaten Recep ayında oruç tutacakları peşin peşin affettim. Böyle bir af kapsamı var. Demek ki bu af kapsamına kimler dahil olmak istiyorsa o zaman ne yapacak? Meleklerin affını istedikleri o efendim vasıfta insanlar olmaya yani bu ayda da oruç tutmaya gayret edecekler. Rabbim Celle Celaluhu şu mübarek efendim ayın gecesini gündüzünü en güzel şekilde ihyaya muvaffak eylesin. Amin. Mümkün mertebe sıhhati afiyeti olanlar oruç tutmaya gayret etsinler. Dolayısıyla evet regaib kandili kandildir. Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi çok kıymetlidir ama diğer geceleri de pek aşağı değildir. Gecesi, gündüzü, saatleri, dakikaları hepsi çok kıymetli olan zamanlardayız. Rabbim ihyaya muvaffak eylesin. Fuzuliyattan fuzuli işlerle meşgul olarak geçirmekten de Rabbim cümlemizi muhafaza buyursun. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Değerli izleyiciler, bir mısra benim dikkatimi çekti. Gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Süleyman Çelebi çok güzel izah etmiş. Mevlid'in her mısrağını şerh etmek lazım. Allah rahmet eylesin. Mükemmel yazmış, mükemmel Allah'ı ve Resulünü mükemmel tarif etmiş. Dün de yanlış söyleyenler çoktu, bugün de çok. Bir de garibi İslam adına çıkanlar çok. Demek ki Süleyman Çelebi güzel söylemiş. Gerçi yanlış söyleyenler çok durur. Onlar çoğalacak. Hiç önemli değil. Onlar olacak. Kıyamete kadar da devam edecek. Zaten edin. İslam adına olmasa insanlar itibar etmeyecekler, dinlemeyecekler. Sıkıntı burada zaten. Mesela şimdi din adına çıkmasa. Değil mi? Diyelim ki başka bir branşta din adına bir şey konuşsa diyecekler sen işini yap. Evet. Ama şimdi ne yapıyor? Tabii siz bunu söylerken kafanıza tahayyül ettiğiniz nerelere mesaj gönderiyorsunuz. Bilemiyorum ama ben şunu arz edeyim benim anladığım kadarıyla. Mesela
Tevrat'ı tahrif edenler? Yahudilerin kendisi. Hahamlardı. İncil'i tahrif edenler? Papazlar. Papazlardı. Ha, şimdi Kur'an'ı tahrif edemiyorlar. Çünkü Kur'an'ı Mevlana yapmıştır, muhafaza etmiştir. İnna nahnu nezzelne zikre ve inna lehu lahafizun. Manasını tahrif etmeye çalışıyorlar. Yani sigortasını Allah-u Teala oraya koymuş. Demiş ki onu kimse bozamayacak. O zaman ne yapıyor? O Kur'an, efendime söyleyeyim, ibaresi değişmesin. Öyleyse biz ne yapalım? Onu yanlış aktaralım. Mesele bu. Bunu kim yapacak? İşte bu dinin o günkü hahamları, papazları gibi öyle diyebiliriz. Yanlış söyleyenler çok durur. Evet. Allah onların şerlerinden bizi muhafaza etsin. Allah onlara önce hidayet nasip etsin. Kendi söylediklerine kendileri de eminim inanmıyorlar. Evet muhterem hocam, şimdi Mustafa hocam, bu gece insanlar neler yapmalı? Bu gecenin faziletiyle ilgili başka neler söyleyebiliriz? Müslümanların demin dediniz ya gafletle geçirmemesi gerekir. Gerçekten çok önemli bir konu bu. Bu gecenin faziletiyle ilgili isterseniz az bir şey daha açalım. Bir de ne yapmalıyız? Buyurun. Şimdi hocam öncelikle ben az önce siz arkadaşlara sözü teslim etmeden önce bir hadis-i şeriften bahsettiniz. El mer'u ma men ahabbe. Kişi sevdiğiyle beraber. Hani sahabi gelmiş ya, kıyamet ne zaman kopacak? Şimdi tabii bunu söyleyince aslında anlatacak o kadar mesele var. Hepsi bir araya tabii bir programa sığacak gibi değil. Muhakkak. Konuştukça açılıyor. Yalnız ben tabii defaatle da şahit oldum. Bu sefer Umre'den yeni döndük. Malum haliniz. Orada da yine böyle bir olaya şahit oldum. Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyoruz. Hemen önümde bir genç, bir forma üzerinde. İsmini de vermeyeyim. Yabancı bir futbolcu, meşhur. Onun ismi var. Bu şimdi, kültür erozyonu işte şimdi, hocam. Şimdi buna çok üzüldüm ben. Bu kültür erozyonu deniyor buna. Böyle... Sebeplerini ben şimdi sebeplerine girersek çıkamazsın. Hayır, böyle bizi maalesef bozuyorlar yani. Ben şimdi şunu demek istiyorum. Yani şimdi burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona diyor ki ne hazırladın? Değil mi? O sahabi diyor ki yarın ölsen neyin var yani? Pek bir hazırlığım yok ama Allah'ı ve Resulünü çok seviyorum. Yani onların hazırlıksız hali bizim en hazırlıklı halimizden daha hazırlıklı bir hali dava. Şimdi bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki elmar ma'men ahabbe, kişi sevdiğiyle beraber. Şimdi burada çok enteresan bir bu ifade çok. Tabii Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kısa konuşur, derin manaları var. Deseydi ki bizi seviyorsun, bizle berabersin, buyurmadı. Kişi sevdiğiyle beraber. Bu ustura çift taraflı keser. Şimdi orada Muhammed Mustafa'nın kabri var. Orada o genç Müslüman belli, namaz kılıyor ama... imanı var ki oraya gelmiş. Elbette ama gönlünde kim var? Gönlünde vaftizle doğmuş, çan sesiyle büyümüş, kiliselerde hayat geçirmiş bir futbolcunun sevgisi kalbinde. Muhammed Mustafa'nın yanında ama gönlünde efendim Müslüman olmayan biri var. Nasıl olacak şimdi? Hoca efendi nereden biliyorsun sen kalbinde onun olduğunu? Sırtında olma, kalbinde olmasa sırtında olmaz. Evet. Yani bir küpte sirke varsa sirke sızar, bal varsa bal sızar. Şimdi bu durumda nasıl oluyor şimdi? Ha, sen onu seviyorsan ahirette bir de bakarsın Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyorsun ama kalbin kimle? Filancayla. 70 sene diyor Kabe'de ibadet etsen, gönlün bir zalim ile ise vallahi seni zalimle haşredecekler. Dolayısıyla ahirette bir de bakmışsın zincirleme trafik kazası, cehennemin kapısındasın. Niye? Sen filancıyı sevdin. Şimdi Türkiye'de de öyle yok mu? Yani filan takımı tutuyorum diye. Efendim hocam o takımdaki futbolcuları seviyorsun ama onların ameli nasıl? Onların ibadeti nasıl, taati nasıl, Allah ile arası irtibatı nasıl, Allah dostların yolundan gidiyor mu, gitmiyor mu? Çünkü bu sevgi acayip bir şey. Sevgi bir kementtir. Attığın yere seni götürür, çeker. Dolayısıyla alimi seversen alimlesin, zalimi seversen zalimlesin. Git, kimin peşinden gittiğine de dikkat edeceksin. Bak Ashab-ı Kehf yolda giderken Kefeş Tatayüş'ün köpeği de peşlerine takıldı. Malum haliniz. Hoş dediler gitmedi. Kış dediler kaçmadı. Dile geldi dedi ya bırakın çok seviyorum. Sizle gelmek istiyorum. Allah bir köpeği, kıtmiri dostlarının yolundan gitti diye cennetlik etti. Dolayısıyla dostlarının yolundan giden cennete gider. Düşmanların yolundan gidenler de cennet adresini bulamaz. Öyleyse bu gece aslında yapmamız gereken çok şey var. Ne yapacak biliyor musun? O sevgi portföyünü tekrar gözden geçirecek. Kimleri seviyor, kimleri sevmiyor. Kimleri sinmesi, ne için seviyor? Ne için seviyor? Ya. Yani şimdi bir futbolcu bir adam Allah rızası için seviyorum diyebilir mi? Ha diyebiliyorsa
kendi ona göre hesabını yapsın. Ama Allah'ın kitabına göre hesap göreceğiz. Hani hocamız dedi ya, herkes muhasebesini yapsın. Hasibu enfusekum kable en tuhasebu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın sözü. Yani bu hesabı da Allah'ın hesabına göre yapmamız lazım. Çünkü hesap şaşar. Evdeki hesap çarşıya uymaz. Ev burası, çarşı orası dersek buradaki hesabın çarşıya uymaz sonra. Onun için bu akşam ne yapalım? Sevgi portföyünü eline al. Kimleri çıkarman gerekiyorsa onları çıkar. Kimleri silmen gerekiyorsa sil. Kimleri ilave etmen gerekiyorsa, öyle güzel adamlar, öyle Allah dostları, öyle bu dini birbirine, İslam'a hizmet eden insanlar var ki sen ona hiç yan tarafına bile dönüp bakmıyorsun. Nasıl olacak? Hem Allah'ı sevdiğini iddia edeceksin, hem Allah adamlarını sevmeyeceksin. Olacak iş değil. Onun için peki bu nasıl olacak? Seviyorum demekle de olmaz. Okumak lazım, öğrenmek lazım ve bu işin adamı olmak lazım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatını daha bilmiyoruz mesela. Ben bazen soruyorum, efendim aşere-i mübeşşere bilmiyor. Yabancı bir kelime sanıyorlar. Aşure çorbası sanan var. Şimdi aşere-i mübeşşere 10 kişi. Esma-i Hüsna'yı sokakta soruyor da ne ilginç cevaplar çıkıyor değil mi? Heh. Ne ilginç cevaplar yani gerçekten. Dolayısıyla aşere-i mübeşşere 10 kişi. Yani şu ifadeyle bir takım şeyi bile tutmuyor. Ama adam yedekleriyle sayabiliyor. Filan takımı. Sen ağzın dönmüyor. Takımın adını söyleme. Bütün oyuncularla söylüyor. Bir de yabancı yani. Tabii yabancı olduğu halde. Yabancıları söylüyorum. Harfleri yabancı. Zaten Türkiye'de takımlar ezber biliyor canım herkes. Orayı geçtik. Şimdi şu var. İlgin olursa, alakan olursa. Bazı diyor ya ben dinliyorum. Dinliyorum ama hiç aklımda kalmıyor. Ben de ona diyorum ki ya sen maçı nasıl anlatıyorsun? He? 90 dakika maç, bir hafta tefsir yapıyorsunuz. Nasıl anlatıyor? Hopladı zıpladı. Şöyle yapmasaydı, böyle etmeseydi. Bütün benliğini vererek nasıl takip ediyorsun? Dini de öyle takip etmek lazım. Yani şurayı da hocam diyor sokaklara çıkıyoruz, değişen bir şey yok. Niye yok? Herkes film seyreder gibi seyrederse öyle her seyrettiğini tatbik edemezsin ki. Yani dizi film seyretti, tatbik mi edecek onu? Hayır. Hiç seyretmesin daha iyi ama şu sohbetleri dinlediği zaman, ayet hadis dinlediği zaman tatbik edecek. Tatbik etmek niyetiyle dinleyecek. Yani sahabi nasıl iman etti, sahabi nasıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duydu, hemen uyduysa... Devrim işte, yaptı evinde, işinde. Anında. Şarap haramdır diyor, herkes döküyor. Öyle bir iki şişe değil hocam. Sel 200 oluyor. Ton, 300 ton ya, döküyor adam. Trilyonlarca sermaye döküyor adam evet, yani. Evet. Öyle öyle kolay bir şey değil bu. Tabii. Dolayısıyla işte sahabe-i kiram bunları yapmış... Yani bunları anlatmak da bir manada elbette ibret olacak. Çünkü diğer taraftan öyle. Zaten hicret başlı başına bir olay. Yani vatanlarını, efendim, işlerini, efendime söyleyeyim iş yerlerini, her şeylerini ya her şeylerini. Medine'ye gidiyorlar, terk ettiler. Medine'de ne olacak? Acaba orada bir ortam bulabilecekler mi? Kabul edecek mi Medine? Hiç onu düşünmüyorlar. Önemli değil. Önemli olan ne? Allah ve Resulü'nün yolu. Ölürsek zaten derdimiz, davamız o. Mümin olarak ölmek. Yani her tek dert. Her şeylerini feda edebiliyorlar. Biz hala şu kadar kandil geçecek, şu kadar Recep ayı geçecek, şu kadar efendim haram aylar yaşayacağız, bu kadar vaaz dinleyeceğiz. Hala çok affedersin nefsimizin o pis bir takım isyanlarını, efendime söyleyeyim haram olan istekleri hala terk edemeyeceğiz. Bu tabii yakışacak bir şey değil. Onun için böyle akşamlarda İçe dönmek, hocamın dediği gibi nefis muhasebesi yapmak ve benim yapamadığım neler var? Yani ben hakikaten bu konuda eksiğim, herkes kendini bilir. Ben bu hangi konuyu düzeltebilirim bu akşam? Veya yapamadığım hangi şeyi yapabilirim? Bunun muhakemesi çok basit. Bir şey ilave etsen, yani ben Resulullah'ın bir sünnetini daha bu akşamdan itibaren yaşayacağım. Seni tebrik ediyorum. Bundan sonra Allah'ın haram ettiği şu konuyu ben bir konu, pek hepsini yapamayacağım ama şu konuyu artık yapmayacağım. Seni tebrik ediyorum. En azından her kandilde bir tane yapabilsek, her mübarek gecede bir tane haram terk etsek, şimdiye kadar evliya olurduk, adam olurduk belki. Dolayısıyla biraz da ibret efendim kulağıyla dinleyip o şekilde ders alarak, yani kendimize efendim tatbik etmek için dinlememiz lazım. Şöyle dinlememek lazım. Hepimizde vardır belki yani. Hoca anlatıyor komşu hakkı. O da diyor ki aynı bizim komşu. Yani komşunun komşusu kendisi. Şununla ben efendim benim bölümü bitirmiş olayım. Adamın bir tanesi geliyor kapıyı çalıyor. Gecenin bir saatinde hayırdır diyor. Ya diyor affedersin diyor. Senin diyor özür dilerim öküz. Benim öküze diyor tos vurmuş. Benimki diyor yardan aşağı yuvarlanmış. Dolayısıyla diyor öldü gitti diyor. Zararını tazmin etmeye geldim sana diyor.
O da diyor ki ya kardeşim gecenin bu saatinde zaten rahatsız ediyorsun diyor. Hayvanlar zaten mükellef değil. Ne tazminatı ne bir şeyi diyor. Hadi git başımdan diyor. Diyor ki ya özür dilerim hayvanlar mükellef değil mi? Evet. Ben diyor yanlış söyledim galiba. Benim öküz seninkine vurdu. Seninki yuvarlandı diyor. Madem diyor kitapta bunun yeri yok hadi bana müsaade. Ya hemen gitme bir kitaba bakalım diyor. Bir soralım yani. Yani ibre sana döndüğü zaman kitaba bakıyorsun da başka taraf olunca bakmıyorsun. Öyle değil. İbre nereyi gösterirse göstersin. Babanı da seni de onu da bunu da gösterse ne yapmak lazım? Hep Kur'an'a göre, hep hadise göre, hep sünnete göre. Rabbim Kur'an yolundan, İslam yolundan, sünnet yolundan bizleri inşallah ayırmasın. Amin. Şu akşam duaların mutlaka kabul olduğu gecelerden bir tanesi. Sen o hadis-i şerifi beyan etmiştin. Dolayısıyla dualar mutlaka kabul. Bunlara dua edelim. Zor gelen namaz zor mu geliyor? Dua et. Ya Rabbi ibadetin tadını, imanın halavetini bana ihsan et diye. Nasıl ki efendim öyle Allah dostları var, öyle namazlar kılıyorlar ki yani adam gördüğü zaman imreniyor. Yemek yer gibi, baklava yer gibi ibadet ediyor. Dolayısıyla bunlar imkansız şeyler değil. Zor, evet zor. Yani öyle ortam, öyle bir ortamdayız. Öyle bir fitne zamanına çattık. 21. asra çattık. İşte diziler, filmler, internetler, şunlar bunlar. Yani evvelce adam evine gelince başı dinlenebiliyordu yani bir günahsız ortam bulabiliyordu. Ama şimdi internet öyle bir bela olmuş ki. Yatağında da bile bırakmıyorlar. Ya hocam %97'si, %2,5 ilim bilim fen için kullanılıyormuş. Geri kalan hepsi yanlış adresler. Şimdi öyle bir durum ki yani adam evinden çok affedersin Amerika'daki bilmem neredeki en berbat adreslere de giriyor veya İslam üniversitelerine, ansiklopedi kütüphanelerine girebiliyor. Ama şimdi orada efendim nefsin o çirkin istekleri varken kaç kişi kalkıp o kütüphaneye girecek? Kaç kişi kalkıp dini bir mesele araştıracak? İnsanların tabii inisiyatifine bırakıldığı zaman da evinde, barkında vesairede. Bir de bakıyorsun şimdi yani öyle bir durum ki o yazışmalar vesaireler bir kimse bin sene yaşasa bak şu dünyada bin sene yaşasa ömrü billah karşılaşmayacağı adamlarla şurada karşılaşıyor. Evet. İşte onun için demek ki aileler ne yapması lazım bu durumda? Çocuklarınızın gerçek hayattaki arkadaşlarına nasıl dikkat ediyorsa sanal arkadaşlarına da öyle dikkat etmek lazım. Allah razı olsun. Şimdi bugün hocam bakıyorsun senin çocuğun benim çok hanım kızım evde falan. Nerede peki ne yapıyor? Bilgisayarın başında. Ama bir gün görmediğin zaman bir de bakıyorsun Allah muhafaza fizanda çıkmış. Ne yuvalar yıkılmış, ne aileler çökmüş, ne sıkıntılar olmuş. Dolayısıyla bunlara dikkat etmek lazım. İslami yaşantı, Muhammedi bir hayat aslında her şeyi ne yapacak? Düzeltecek. İşte barış süreci vesaireler vesaire. Şimdi bu nedir mesela? Mesela İslam kardeş, herkes öyle diyor değil mi? Hocam bak, buyur. Evet. Neticede hulasa-i kelam yani çözüm Muhammedi bir yaşantıda Rabbim nasip eylesin inşallah. Amin. Evet hocam Allah razı olsun. Evet hocam bizden bu kadar son sözünüzü böyle cemaate 5 dakika vaktimiz yaklaşıyor. Duanızla kapatacağız inşallah. Evet. Buyurun. Şimdi tabii aslında söylenecek çok şey var. Lakin nasip olursa zaten perşembe günleri Cuma'yı beklerken programda inşallah devam edeceğiz. Yani Recep-i Şerif ayından bahsedeceğiz. Efendim faziletlerinden, oruçlarından inşallah tabii bu meselelere detaylı bir şekilde sizlerle inşallah önümüzdeki haftalarda müdakere ve mütalaa edeceğiz. Şimdi bu gece tabii ne yapalım ne edelim. Çok şeyler yapılabilir. Hocalarımız zaten arz ettiler. Yani kaza namazları kılınabilir, Kur'an-ı Kerim okunabilir, zikir yapılabilir. Ve tabii mutlaka dua etmek lazım. Tevbe istiğfarı da ilave edeceğiz. İnşallah unutmazsam birkaç kelam onunla alakalı da edeceğim. Ama bu geceye mahsus olarak kılınacak bir namaz var mı diye soruyorsanız Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin Hunyetut Talib'in isimli bir eseri vardır. Orada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mevla'dan bir takım has tecellilere ikramlara mazhar olması hasebiyle bu gece 12 rekat namaz kıldığı rivayet edilir. Namazı da şöyle tarif ederler. Yani tabii namazın ehemmiyeti bu namazın özellikle ne gibi bir fazileti var? Ne gibi bir efendim uhrevi mükafat olacak derseniz bir kimse kabre indiği zaman kabir biliyorsunuz en önemli bir efendim dönüm noktası. Yani dünya menzillerinin sonu ahiret menzillerinin ilki olacak. Yani orası evin değil. Orası yatağın, döşeğin, yorganın değil. En sevdiklerin ne kadar sevse de
Eşin seni çok seviyor, evladın seni çok seviyor. Sevse de ne yapacak? Ağlasa da, üzülse de, feryat etse de seni orada bırakacak. O soğuk toprağa gömecek, gidecek evinde üzüntülü üzüntülü yatacak. Ama sen orada, ben orada, ölen orada kalacak. İşte o gece çok önemli. İlk gece nasıl geçerse, rahat geçerse daha da rahatlayacak. Sıkıntılı geçerse, sıkıntı her geçen gün artacak Allah muhafaza. İşte kabre gömüldüğü gün orada birini görüyor. Bakıyor ki o kadar güzel yüzlü, o kadar güzel kelamlı, o kadar hoş kokulu bir insan ki. Dedi ki sen kimsin mübarek? Senden güzel kokulu birine rastlamadım. Senden güzel birine efendim denk gelmedim. O da diyecek ki ben senin filan ay, senede filan Recep ayında regaib gecesi kıldığın namazınım diyecek. Ve kıyamete kadar sana da yoldaş olmak için buradayım diyecek. Öyle ya. Üç şey kabre kadar geliyor, ikisi dönüyor, biri kalıyor. Neydi o? Evladın gelir, çoluk çocuğun, akraban, efendim efradın gelir, hepsi geri döner. Malın mülkün gelir, arabalarla oraya kadar gelirler ama hepsi dönerler. Seninle kalacak amelin, iyi veya kötü amel. İşte bu namaz orada ne yapacak? Sana arkadaş olacak, dost olacak. Yani ilaçlık bir tane bulunsun dersen ben sana o namazı tarif edeyim. İnşallah onu da efendim fırsat bulursanız kılarsınız. Efendim bu namaz 12 rekat olarak kılınıyor. 2 rekatta bir selam veriliyor. Yani 6 selam, 12 rekat. Her rekatta ne okuyoruz diye sorarsanız, tabii ki Sübhaneke ile başlıyorsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Fatiha'yı okuyorsun. Fatiha'dan sonra 3 defa İnna Enzelna, Kadir Suresi. Arada besmele çekmiyoruz. 3 defa Kadir Suresi, hemen ardından 12 tane İhlas Suresi. Her rekatta böyle yapıyoruz. Neymiş? Fatiha, ardından 3 tane Kadir Suresi, ardından 12 tane de İhlas Suresi. 2 rekatta bir selam veriyoruz, 12 rekatı tamamlıyoruz. Zaten bu ay Recep-i Şehrullah olması hasebiyle, Allah'ın ayı olması hasebiyle Mevla'yı, Mevla'nın vasıflarını beyan eden efendim sure hangisi? İhlas Suresi olması hasebiyle. Zaten büyükler bize ne tavsiye ettiler? Recep ayında bolca İhlas Suresini okuyun dediler. Hele bir de bunu böyle bir gecede, hem regaib gecesi, aynı zamanda bu gece cuma gecesidir. Yani çok kıymetli bir gece. Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Nurun ala nur olmuş oluyor. Böyle bir gecede, böyle bir namazda Mevla'nın huzurunda ihlaslarla beraber okursak inşallah Rabbim Celle Celaluhu ne yapacak? Kabrimizde bunu arkadaş edecek. Yani bu geceden istifade etmek, rahmetlerin, ihsanların, ikramların yağdığı şu geceden kimler istifade edecek? Kimler istifade edecek? Gönül perdelerini çeken, he? Gönül kapılarını hidayete açan, yani güneş her tarafa doğuyor ama sen sabah perdeni çekmezsen, pencerelerini kapatırsan, kapılarını kapatırsan sen bu güneşten istifade edemezsin. Bu güneşin değil, senin suçun. Çağlayanlardan su aksa, çeşmeler şırıl şırıl sular aksa, sen eğer getirip bardağın altına koymazsan veya efendim getirip kabını koyarsın ama kapağı kapalıysa o sudan istifade edemezsin. O çağlayanlardan istifade edemezsin. Öyleyse gönül kapılarımızı, kapaklarımızı, perdelerimizi sonuna kadar açalım. Rabbimizin yağdırdığı bu rahmetten inşallah istifade etmeye gayret edelim. Toparlıyorum hemen. Hocalarım tevbe meselesinden de bahsettiler. Evet, tevbe, Recep ayı aslında tevbe ayı. Allah'ın ayı ne demek? Allah'ın ayı. Allah bu ayda demek ki ne yapacak? Herkesi affedecek. Yeter ki Rabbimizi Celle Celaluhu ne yapalım? Rabbimizin rahmetini celbedecek şekilde yüce dergaha ellerimizi açalım ve tevbe istiğfar edelim. Evet, bakın bir sahabiden bahsetti. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hudeybiye'de adeta cedelleşmiş. He? Ve Resulullah yazılmaması için öylesine direnen bir şahıs gün geliyor. Efendim gözyaşları içerisinde tevbe ediyor. Seyyid-i Şüheda, Hazreti Hamza'yı şehit eden Hazreti Vahşiler, Hazreti Hamza radıyallahu anh ciğerini çiğ çiğ söken yiyen, efendim kalbini çiğ çiğ yiyen, ciğerini çiğ çiğ yiyen Hintler gün geliyor tevbe ediyor. Allah affediyor, Muhammed Mustafa affediyor. Böyle bir İslam, böyle bir din, böyle bir rahmetellil alemin peygamberi, böyle bir Allah Celle Celaluhu. Bazı gençler soruyorlar da, Allah bizi de affeder mi acaba hocam? He? Sen bir sahabi öldürdün mü? Sen böylesine efendim peygamberle aleyhisselam mücadele ettin mi ki? Neler oldu, neler bitti? Dünün Uhud'da İslam ordusunu bozguna uğratan Halid bin Velidler gün geldi İslam orduları başkomutanı oldu. Sen yeter ki tevbe et kardeşim. Sen yeter ki Allah'a dön, yalvar, yakar, tevbe, istiğfar et. İyi de hoca efendi, ben öyle mevlüthanlar gibi kafiyeli dualar yapamıyorum. Allah kabul eder mi? Etmez olur mu?
sen git şimdi abdestini al. He? Şöyle biraz da loş olsun ışık. Odan da iki rekat tevbe namazını kıl. Ellerini Mevla'ya aç. Biraz da gözyaşı, biraz da pişmanlık. Ennedmu tevbetün. Çünkü tevbe pişmanlıktır. Senin o kırık dökük cümlelerin var ya, hatta hiçbir şey söyleyemesen, ağlasan, hıçkırsan, yalvarsan, o pişmanlıktan, o üzüntüden dolayı kelimeler gelse, boğazında düğümlense, hiçbir şey söyleyemesen de senin şu halin var ya, o saatlerce dua eden, tevbe eden o Mevlüt Hanların kafiyeli sözlerinden vallahi senin şu samimi, ihlaslı, tevbekar halin Allah'a çok daha kıymetli. Onun için bu akşam bir tevbe edelim. Bir gözyaşı dökelim. Gözyaşı mürekkebiyle, amin damgalarıyla şöyle bir arş-ı alaya efendim tevbeler, dualar gönderelim ve aktar arzın her neresinde mazlum, boynu bükük Müslüman kardeşlerimiz varsa, gerek zulüm altında, gerek açlık içerisinde ne kadar sıkıntılı olan kardeşlerimiz varsa onları da kesinlikle unutmayalım ve böylece dua ile, tevbe ile, namaz ile şu geceyi ihya edelim. Rabbim kabul eylesin inşallah. Abi, hocam teşekkür ediyorum. Hocam buyurun, dua ile bitirelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ali ve sahbi ecmaîn. Amin. Hamdan tayyiben mübareken fihi cezilen cemilen daimen bidevami mulkillah ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Amin. Allahumme inna neseluke imanen daima. Amin. Neseluke kalben haşa. Amin. Neseluke yakinen sadika. Amin. Neseluke ilmen nafi'a. Amin. Neseluke afiyete min kulli beliye. Amin. Neseluke tamamel afiye. Amin. Neseluke şükra ala العافيه انا اسالك الغنى عن الناس اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن انا اعوذ بك من العجز والكسل انا اعوذ بك من الجبن والبخل انا اعوذ بك من فتنه غلبه الدين وقهر الرجال اللهم اجعل القران لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامه شفيعا وعلى الصراط نورا والى الجنه رفيقا اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين امين اللهم اعز الاسلام والمسلمين آمين. اللهم قاهر الكفره والفجره والملحدين اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين واكثر لنا من الاخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا الاهليه والاستقامه وحسن الخدمه في الدين فالفناء والبكاله تمين فنسالك اللهم في الدارين توفنا مسلمين واهلكنا بالصالحين واحشنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين رحمنا ويا خير الناصرين gecemizi mübarek eyle. Amin. Bu geceyi en güzel şekilde ihyaya muvaffak eyle. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Amin. Hatalarımızı setreyle. Amin. Ahlakımızı güzelleştir. Amin. Ve genişlet. Rızkımızı helalinden nasip. Amin. Eyle. Verdiğin. Amin. Rızka bizleri kanaat ettir. Amin. Beğenmediğin şeylere bizleri heveslendirme ya Rabbi. Amin. Beğenmediğin ve razı olmadığın adreslerde bizleri bulundurma ya Rabbi. Amin. Beğendiğin ve razı olduğun amellerle bizleri meşgul eyle. Amin. Ya Rabbi hastalarımıza acil şifa. Amin. Ya Rabbi dertli lerimize acil deva. Amin. Ya Rabbi borç olanlarımıza acil eda. Amin. Ya Rabbi neslimize de hayalar nasip eyle. Amin. Gökten üzerimize Kur'an ahlakı yağdır. Tehallaku bi ahlakilla sırna mazhar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Evlenmek. Amin. İsteyen kardeşlerimize hayırlı efendim eşler nasip eyle. Amin. İşi bozulanlara hayırlı işler nasip eyle. Amin. İşlerini düzelt ya Rabbi. Hayırlı kazançlar, bereketler. Amin. İkram eyle ya Rabbi. Amin. Ahiret azıklarımıza dünyadan tedarikler nasip eyle. Amin. Huzuruna el boş çıkmaktan bizleri muhafaza eyle. Amin. Yaptığımız bütün amelleri yalnız senin rızan için yapabilmeye muvaffak eyle. Amin. Riyalardan, kibirlerden, ucuplardan cümlemizi muhafaza eyle. Amin. Amellerimizi helalillah dinul halisah cellesin sırrına mazhar eyle. Amin. Amin diyen dillerini ağır cehminden azad eyle. Amin. Ya Rabbi şu anda ekranları başlarında el açmış, dua eden, amin diyen kardeşlerimizin ne hayırlı muratları varsa ihsan eyle. Amin. Bütün sıkıntılarını feraha tebdil eyle. Amin. Maddi manevi müşkilatlarını hallu hasan eyle. Amin. Ya Rabbi evladı olmayanlar hayırlı evlatlar ihsan eyle. Amin. Evladı olanlarımızın evlatlarını hayırlı eyle. Amin. Ulema-i amilin ve sülahâ-i salihin ve aniyâ-i şakirinden eyle ya Rabbi. Amin. Neslimizden kıyamete kadar gelecek bir tane kafir çıkartma ya Rabbi. Amin. Hepsini İslam'a, Kur'an'a hadim eyle. Amin. Yolunda daim eyle. Bizleri. Amin. De İslam'a hadim eyle.
Amin. İman üzere, İslam üzere yaşayıp son Amin. Nefesimizde de bülbül gibi lisan ile kelime-i şehadet ki buyurun. Amin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamak nasip eyle ya Rabbi. Amin. Şu an bu kelime-i şehadeti nasıl böyle kolay söylediysek son nefesimizde de böylesine kolay söylemeye muvaffak eyle. Amin. Kelime-i şehadetin muhtevasını yaşamak nasip eyle. Amin. Ya Rabbi bütün hocalarımızı, üstadlarımızı başımızdan eksik etme ya Rabbi. Amin. Onlara sıhhat afiyet nasip eyle. Amin. Hayırlı, bereketli uzun ömürler ikram eyle. Amin. Annelerimize, babalarımıza sıhhat afiyet nasip Amin. Eyle. Amin. Biz onları bizlerden razı eyle. Amin. Ölenlerimiz de varsa garip garip rahmetler ihsan eyle. Amin. Kabirlerini pür nur eyle. Makamlarını cennet eyle. Adapları olanlar varsa defu rafu izal eyle. Amin. Bizler de onlar gibi hallendiğimiz zaman arkamızdan bu şekilde dualar edilmesini nasip eyle Amin. Ya Rabbi. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Aktar arzın her neresinde mazlum boynu bükük Müslüman kardeşlerimiz varsa, aç açıkta olan kardeşlerimize sen ya Rabbi kıtlıkları uzak eyle ya Rabbi. Amin. Yoklukları gider ya Rabbi. Amin. Bereketleri ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi hangi isyanlardan dolayı, hangi günahlardan dolayı eğer böyle bir musibet onlara isabet etmişse önce bütün ya Rabbi Müslümanlar olarak tevbe istiğfara bizleri muvaffak eyle. Amin. Ve bizlere yardım eyle. Amin. Cibril eminlerinle ya Rabbi İslam düşmanlarına karşı bizleri teyit eyle ya Rabbi. Amin. 1,5 milyar İslam alemini bir çatı altında birleşmek nasip eyle. Amin. Ehli sünnet çizgisinde buluşmak nasip eyle. Amin. Şu Müslümanların başına hayırlı sahipler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayran nasirin. Memleketimizde de ya Rabbi askerimize, polisimize yardım eyle. Terör belasından, fitnesinden muhafaza eyle. Şu cennet vatandaşı, Necip milleti ilal ebed payidar eyle. Yani. Bayrağımızı indirme ya Rabbi. Ezanlarımızı dindirme Amin. Ya Rabbi. İslam hürriyet ve serbestlikler içerisinde en güzel şekilde yaşamak nasip eyle. Şu an ya Rabbi amin diyen el açmış bütün kardeşlerimize ya Rabbi. Bizlerden bir tane günahkar bırakma ya Rabbi. Amin. Bir tane mahrum bırakma ya Rabbi. Amin. Derdi olup da derdine derman olmadık. Amin. Kimse bırakma ya Rabbi. Bulduklarımıza naile eyle, korktuklarımızdan da emin eyle. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin salaten tüncina biha min cemi'il ehvali vel afat ve tekzilena biha cemi'il hacat ve tutahhiruna biha min cemi'il seyyat ve terfavuna bi'andeki alel derecat ve tebellûna bi'aksel gayat min cemi'il hayrati fil hayat ve ba'del memat. Maddi manevi tüm müşkilatlarımızdan Rabbimize sığınmak üzere hep beraber 7 defa söylüyoruz. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. 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 Hasbunallah ve ni'mel vekil. Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Gufraneke rabbena ve ileykel masir. Allahümme inna neseluke imanen leyse ba'dahul küfür. Allahümme inna neseluke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime. İlâ şerefi nebi ve âli ve ashabı ve meşayihina ve ilâ ruhi âbâina ve ummahâtina ve ilâ ruhi sırâti ve uthmâniye rahmetullahi teâlâ aleyhi mecmu'in ve ilâ ruhi nebînâ Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve alâ âli ve ehl-i beyti ve ashâbi ecmu'in attayyibin attahirin ve selâmün alel mürselîn ve selâmetün alel mü'minîn ve cemaatül hâzırîn lillâhi teâlâ el-Fâtiha.